Ödevinizi hemen tamamlayın. Aa, peki bu ödev ne zaman gelecek? Yıl sonunda mı? Hayır, yarın Bay Anderson. 8 yaşıma geldiğimde hayatta 3 değişmeyen şey olduğunu öğrendim. Ev ödevi, donat ve her sene yaş günümde büyük annemden gelen kazak. Ha, ne güzel değil mi? Aa, gerçekten çok güzel. Dehşet mi iyice? Biliyor musun, büyük annem bunu kendi örmüş. Ne ayaklarıyla mı? Kendi. Büyük annemin kazaklarının bir özelliği vardı. Onları öylece bir yere atıp unutamazdınız. Hayır, büyük anne kazakları durmadan gelebilen hediyelerden. Büyük annene teşekkür mektubunu bitirdin mi? Tabii. Nerede peki? Tam şuyda. Sadece kağıda dökmem gerekiyor. Louis, büyük annem bunu kendi elleriyle yaptı. Biliyorum. Yayın yazabileyim. Şimdi tatlıya gitmem lazım. Bowling'e gideceğiz. Pekala, yarın. Herkes teşekkür mektubunun başına ne geldiğini bilir. Yazmayı ne kadar ertelerseniz işiniz o kadar zorlaşır. Hadi Louis, futbol oynayacaktık. Louis. Futboldan sonra biteyim. Louis, hadi geciktik. Filmden döner dönmez yazacağım. Şu anda teşekkür mektubumu yazıyorum. Yemin edeyim anne. İyi misin anne? Hadi anne. Konuşmamız gerekiyor. Büyük annenle ilgili. Evet bakalım. Kızım oraya aile fotoğrafları albümümü bırakıyorum. Evet. Harika. Çok adil. Keith evi alıyor, Semih arabayı alıyor, bizde resimleri. Yani sevdiğini hatırlamak için resimden iyisi yoktur. Ve Andy Anderson'a sahip olduğum en büyük onuru bırakıyorum diye yazmış. Ne o? Örgü koleksiyonu mu? Cenazemin konuşmasını kesinlikle o yapmalı diyor. İnanamıyorum ben. Hayır, hayır. Onur duydun öyle değil mi Andy? Çok sevindim. Lafı ağzımdan alma. Anlamıyorum. Teşekkür mektubunu nasılsa bitirdin. Evet ama zamanında gönderemedim. Artık kazak için büyük anneme hiçbir zaman teşekkür edemeyeceğim. Peki neden yeni adresine göndermiyorsun? Çünkü o artık yaşamıyor. Yani bir adres yok mu diyorsun? Aman Louis. Herkesin mutlaka bir adresi vardır. Öyle değil mi? Ha? O göründüğünden daha zekisin Tommy. Hey baba. İşin var mı? Bir senden hakkında söylenecek iyi bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ha, bu yıllar Allah bilir. Sana bir şey soracağım. Bana her şeyi sorabilirsin, sor. Büyük annem neydi? Ha, harika. Kolay bir şeyden başlayamaz mıydı mesela pinin kare kökünden? Hadi ciddiyim. Dur düşüneyim bakalım. Bir gönlün Tanrı'nın yanında. Oldu mu? Yukarılarda bir yerde. Tabii. Tanrı nerede? Ne? Tanrı her yerde. Yani büyük anne her yerde. Kesinlikle. Yani kendi evinde mi? Hayır. Peki ya bizim evimizde mi? Aa, orada da değil. Dışarıda mı öyleyse? Hayır. O zaman her yerde sayılmaz. Doğru. Öyle değil mi? Evet. Başka bir sorun var mı bakayım? Evet. Annem nerede? Annen, buna cevap verebilirim. Kilisede, büyük annenin cenazesinde. Bu güzel bir tören Bayan Anderson. Teşekkür ederim. Hey, neler diyorsun? Ben daha çocuğum. Hey, Louis. Nasıl gidiyor bakalım? Hey, de. Orada ne var? Orada mı? Oraya girince Tanrı ile konuşursun. Bunu herkes bilir. Onu bu kadar kızdırayacak ne yaptın? Aptal mı dedin? Merhaba. Sana nasıl yardım edebilirim? Beni korkutmadan başlayabilirsin. Hey, büyük patron sen misin? Aa, ben o büyük patron değilim. Ama onun için çalışıyorum. Adın ne senin bakayım? Louis. Louis Anderson. Büyük annem öldü de. Oo. Çok üzüldüm Louis. Niye? Senin hatan değildi ki. Neye gittiğini öğrenmeliyim. O edebiyata gitti Louis. Ha, sonunda bir yerlere varıyoruz. Adresi nedir? Adres mi? Edebiyatın adresi.
posta kodu, cadde adı, bilirsin işte. Louis, oranın bir adresi olduğunu sanmıyorum. Tabii ki var. Nasıl haber alıyorlar? Dergi, gazete falan. Kimse ebediyetin adresini bilmiyorsa oraya nasıl gidiyorlar? Aa, bunlar güzel sorular Louis. Bak, bugün benim işte ilk günüm olduğunu söylemiş miydim sana? Şimdi gidip sana cevap verebilecek birini bulacağım. Hemen dönerim Louis. Bener McCarthy, biraz yardım eder misiniz lütfen? Merhaba Louis, annen nasıl? Kötü haberi aldım, çok üzüldüm evlat. Annem fena sayılmaz. Hey, çok şıksınız. Hı-hı. Nereye gidiyorsunuz Bayan Stillman? Sokağın başındaki Beth İsrail tapınağı. Orada ne yapıyorsunuz? Cuma gecesi töreni, dua ediyoruz evlat. Yani Tanya ile konuşmaya gidiyorsunuz öyle mi? Evet, sanırım öyle. İyi, gelmemin bir sakıncası var mı? Tabii ki yok, herkes gelebilir. Peki nereye gitti? İyi bir yerlere. Biraz daha açık olamaz mısınız? Olamam. Olmak da istemem. Konsantre olmamız gereken dünya bu dünya. Ama bil ki büyük annen seninle benim hayal bile edemeyeceğimiz bir yere gitti. İnan bana. Hadi ya. Nasıl olduğunu bilesin. Posta kodu olmadan hiçbir yere gönderemem. Hadi baştan başlayalım. Bu yayın adı edebiyat mı? Bazı rahipler hayır der, bazı rahipler evet. Pekala, fazla pula gerek var mı? Yakınlarda mı? Bizi oydan görebiliyor mu? Bazı rahipler hayır der, bazı rahipler evet. Peki sen ne diyorsun? Ben? Ben bazı rahipler hayır der, bazı rahipler evet der diyor. Oğlum, bunu söyleyeceğini biliyordum. Akıllı bir çocuksun Louis, anlayacaksın. Bakalım Bernadette Sherman'ın neydi? Hiç yemek kaçırmazdı. Bu imkansız. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Stalin için yazsaydım daha iyi yazardım. Eminim bir şeyler bulursun. Bu konuşmayı sana verdiğine göre annemin geçerli bir sebebi olmalı. Tabii ki geçerli bir sebebi vardı. Mezardayken bile bana işkence yapmak istiyordu da ondan. Andrew. Affedersin canım. Ben sadece gerilim altındayım. Ve bu da başka şey üzerinde çalışmaya benzemiyor. Annemin hoşlanacağı bir şeyler düşün. Evet, bu çok iyi fikir tatlım. Bir bakalım, büyük anne nelerden hoşlanırdı. Beni çıldırtmayı severdi, bu bir. Her söylediğimi eleştirirdi bu iki. Yemeklerimi eleştirmeyi severdi. Bu iyi, evet. Üstüme giydiğim her şeyle dalga geçerdi. Sağ ol tatlım. Bize anlattıklarına bakılırsa büyük annenin iyi bir ruhu varmış. O en iyisiydi. O zaman cennete gitmiştir. Tanrı'nın yanına. Biz ona Allah deriz. Allah. Ha peki bu dediğiniz iki leyle mi yazılıyor, tek leyle mi? Biz onun kutsal bir krallığa gittiğini düşünüyoruz. Evet, o Valhalla'ya ulaştı. O yaşa Avrupa'ydı mı? Cleveland. Bütün dinler Cleveland'a geri dönmek üzere kurulmuştur dostum. İnan bana. İlginç. Küçük bir inanış ama avantajlı. O ne gibi? Mesela Cleveland'ın posta kodu var. Pekala, ne düşünüyorsun söyle bakalım. Büyük anne sıcak borcu bir günde temiz hava gibiydi. Ha, iyi değil mi ha? Büyük annenin birçok özelliği vardı ama tartışmasız en iyi özelliği hafızasıydı. Bir adamın yapabildiği tüm hataları hatırlar ve unutmamasını sağlardı. Fazla duygulu, çok yumuşak ve nazik. Seni doydum. Evet, pekala, baştan başla. Pekala, yeni baştan başlayalım. O öldü. Ama Sonya geri döndü. Bu nasıl oluyor? Buna reenkarnasyon denir. Ya da samsara. Büyük bir çemberdi. Hayat ölümü, ölümde yeniden doğuşu izliyor. Sonra yeniden yaşam ve ölüm. Öyleyse o ölmedi. Sadece... Yeni yaşantısı var. Görüyorsun Rui, ruh hiçbir zaman ölmez. Bu çok etkileyici ama bir şey soracağım Ajvan. Şimdi ben ne yapacağım? Söyler misin bana? Bu kasabada olmayabilir. Hatta bu ülkede de olmayabilir. Belki insan bile değildir. Ruhu herhangi bir yaşayan yaratığa geçebilir.
Bana bir kuş olabileceğimi mi söylüyorsun? Ya da bir tavşan. Ya da Japon balığıysam. Her şey olabilir. Ora, ne yapıyorsun? Biraz dinlensen iyi olur tatlım. Dinleneceğim. Yemek yapmayı bitirir bitirmez. Akşam yemeğini yaptın sanıyordum. Yaptım canım, bu sabah. Sonra gelecek haftanın bütün yemeklerini, hafta sonundakileri, bu da ondan sonraki salıya yaptığım yemek. Anlıyorum. Dinlenmek istemediğine emin misin? Ben iyiyim. Sevgili büyük anne, kazak için teşekkür edeyim. Çok güzel bir hediye. Beni anlayabiliyor musunuz çocuklar? Sevgili büyük anne, kazak için çok teşekkür ederim. Ne söylediğim hakkında hiçbir fikrin yok değil mi? Andy, neredeyse sana söylemeyi unutuyordum. Bugün garajdaydım ve senin için bütün aletlerini düzenledim. Ne? Hepsini alfabetik sıraya göre astım. Ne? Teşekküre gerek yok. Büyük annenin bir özelliği de hep iyi bir espri anlayışı oluşuydu. Pekala, vakit geldi. Herkes yarışlara. Ben değil, ben kayak malzemeleri bölümündeyim. Gerçek bir kayıp anne. Kızım, itmek için kaslara ihtiyacım var. Ah, affedersin. O günden kalan yara izi hala duruyor. Seni hatırlatacak bir şey bu büyük anne. Hadi büyük annene bir sarıl bakayım. Affedersin. Sen mi sar? Kendi. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni tatlım. Fazla geliyor. İyi de fazla. Neler oluyor? Blue'yi kafayı yedi. Büyük anne, kozak için teşekkür edeyim. Büyük anne, sen misin? Şuna bakın, böceklerle konuşuyor. Kendini de Doktor Dolittle sanıyor. Çabuk, çabuk müdür. Sanırım Blue'yi gerçekten... Çok iyi olan. Kıytıla basmayın. Kıytıla basmayın. Salyangoza dikkat et. Büyük anne, büyük anne. Sen misin büyük anne? Hadi gel Louis'e gidelim. Sen ve ben biraz baş başa konuşalım istersen. Olmaz. Büyük annem ne olacak? Ona bir şey olmaz. Of. Annenizin ölümüne gerçekten çok üzüldüm Bayan Anderson. Şimdi nasılsınız? Gayet iyiyim. Yorgun görünüyorsunuz. Hiç uyumuyor musunuz yoksa? Louis iyi mi? Sanırım büyük annesini kaybetmekten ötürü zor zamanlar geçiriyor zavallı çocuk. Kimse için kolay değil. Biliyorum. Ama bence Louis'nin biraz özel ilgiye ihtiyacı var. Ölümün ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok gibi görünüyor. Ona yardım etmeliyiz efendim, anlıyor musunuz? Onunla konuştunuz mu? İkimiz birlikte konuşalım diye düşündüm. Louis, annem ve ben büyük annenin ölümü hakkında konuşuyorduk canım. Biraz gelir misin? Büyük annene ne olduğunu anlayabiliyor musun Louis? Tabii, o öldü. Peki bu ne demek? Biliyor musun Louis? Dünyadaki birçok dine göre ölüm yaşamdan sonraki bir şey değil mi? Bazıları cennet diyor, bazıları ise elbediyet veya nirvana, Tanrı'nın katı. Hatta Cleveland olduğunu söyleyen bile var. Hindular reenkarnasyona inanıyor. Yani ruhun yay değiştirmesine. Budistler buna samsaya diyor. Bundan sonrası biraz karanlık. Cleveland mı? Çok ilginç. Çok iyi çalışmışsın. Bunları nereden öğrendin canım? Oydan buydan. Ama yine de kafam karışık. Ölüm hakkında bütün dinleyin söylediklerini öğrendim. Ama hala büyük anneme bu mektubu nasıl gönderebileceğimi bilmiyorum. Sanırım ben yardımcı olabilirim. Hadi gel. Ne yapıyoruz burada? Büyük annem artık burada yaşamıyor. Biliyorum. Sana bir şey göstereceğim. Gördün mü? Bunları yatağının başında tutardı. Büyük annen torunlarını çok severdi. Ama kalbinde senin için özel bir yer olduğunu da biliyorum. Onu hayal kırıklığına uyattım. Mektubu gönderemedim. Ona teşekkür edemedim. Büyük annen hakkında neler hatırlıyorsun?
Ne düşündüğümü her zaman biliydi. Söylemem gerekmezdi bile. Beni sıkan bir şey varsa ya da mutluysam biliydi. Sadece yüzüme bakayak anlayabiliydi. Bu doğru. O her şeyi bilirdi. Öyleyse şu anda nerede olursa olsun senin ne düşündüğünü anlamaz mı sanıyorsun? Hediye için teşekkür etmek istediğini biliyordur. Onu özlediğini de biliyordur tabii. Hadi çocuklar özgürlüğe. Hey, Olu'yla bir yerde büyük annemi karşılaşırsanız ona Louis'nin selamı vay deyin. Neler oluyor oraya? Sabah oldu mu? Hayır, ben sadece yemek pişirmek zorundayım da çok meşgulüm. Patlayan buzdolabına hiç baktın mı? Eğer buzdağlar erirse ve 3 yıl açlık yaşansa bile tek bir öğün kaçırmayız. Ama bir şeyler yapmalıyım, uyuyamıyorum. Hayır, uyursun. Yorgun değilim ki. Aa, yorgunsun. Andy, annemi özledim. Biliyorum canım. Bernadette Sherman'ın dileği üzerine damadı Andy Anderson bir konuşma yapacaktır. Andy? Şuraya bakın. Ne kadar çok seveni varmış. Umarım benimki de bunun yarısı kadar olur. Her neyse. Bu konuşma için kayınvalidemin beni seçmesi bana kafayı yedirtti. Beni cezalandırmak mı istiyor acaba? Belki. Utandırmak mı olabilir? Canımı sıkmak mı? Kesinlikle. Bunu yapmaya bayılırdı. Sonunda anladım ki yaşlı Bernadette'in beni seçme sebebi benim pembe bulutlar altında dokunaklı bir konuşma yapmayacak olmamdı. Hayır, Bernadette ne olursa olsun doğruyu söyleyeceğimi biliyordu. Gazi olduğum için tabii. Doğrusu şu ki Bernadette, yani büyük anne çok iyi bir kadındı. O çok şeydi. Savaşta da bulundum ve o gördüğüm en cesur kadındı. Büyük anne eğer 1. Dünya Savaşı'nda olsaydı ayakkabılarımızda tek bir çizik bile olmadan dönerdi. Hem de düşünceliydi ve güçlüydü, güler yüzlüydü. Genellikle bana gülerdi. Ama kabul etmeliyim ki ben de hak ederdim. Büyük anne ailemin bir parçasıydı ve öyle kalacak. Onu karım da çocuklarım da her birinde görüyorum. Ve onlara her baktığımda büyük anne her zaman seveceğim ve onu unutmayacağımı biliyorum. Sevgili büyük anne, kazak için teşekkür edeyim. Çok güzel bir hediyeydi. Daha önce gönderdiklerini saymıyorum bile. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Louis. Annemin öldükten sonra nereye gittiğini öğrendin mi bari? Evet. Neredeymiş peki? Tam şuyda. Ve hep orada kalacak. Alo. Bay Anderson, ben Austin Chambers. Kayınvalidenizin vekiliyim. Şimdi ne var? Anlaşılan ufak bir hata yapmışız efendim. Mirasın son sayfasını gözden kaçırmışım. Orada son bir dilek daha yazıyormuş. Şaka yapmıyorsun herhalde. Daha hata mı var? Ben de bunun için aramıştım. Son sayfada yazılı olanlara göre Bayan Sherman'ın son isteği yasal faturaları sizin ödemeniz. Ne? İlginize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buna inanamıyorum.